Günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini yorumlamak üzere her salı olduğu gibi grup konuşmalarının ardından başlıyoruz değerli izleyiciler. Hikmet Genç'le birlikteyiz. Hepinize merhabalar diliyoruz. Dün meclis açıldı Hikmet. Evet. Telefonda sessiz evet, al. Evet abi, özür dilerim. Bu yapmadığımız şey. Sayın Bahçeli'nin konuşmasını takip ederken tabii bekledik gittik geldik. O yüzden telefonlarımızı ayarlayamadık. Özür dileriz. Tamam. Teknik bir hata. Tamam. Şimdi dün meclis açıldı. Artık salı günleri evet. Grup toplantılarından bağlantılar yapacağız, konuşacağız. Devlet Bahçeli de meclis açıldıktan sonra ilk grup toplantısını yaptı. Hem küresel anlamdaki sorunlara değindi, hem diğer konuşmalarının detaylarını haber olarak da 24 ekranında izleyeceksiniz. Ama siyasetle başladık. Siyasetle devam edelim. Siyaset senin sıcak. Hiç bilmiyorum. Sevmediğin konuyla başlayalım. CHP ile başlayalım. Of, bayılırım. En sevdiğim. Hani ya, moda ya şimdi. En sevdiğim. Şimdi dün biz burada yayındayken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun o fotoğrafını vermiştik. Hani tek başına oturduğu milletvekillerini, İzmir milletvekillerini davet etmediği ve konuşmasında da aday değilim cümlesini kullandığını vermiştik. Yayından çıktıktan sonra bir açıklamada Kartal'dan geldi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün açıklaması geldi. O da aday değilmiş. Zaten ben daha önce söylemiştim diyor. Yani partim bana nerede görev verirse orada olacağım. Adaylık başvurusunda bulunmayacağım cümlesini söylemişti ama bu önemli değil. Yani bunları zaten açıklamaları falan yapıyorlar, ediyorlar, bir şekilde şey yapıyorlar ama Altınok Öz'ün konuşmasında sarf ettiği bir cümle var. Evet. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak o sözü bir dinleyelim videoyu. Oradan siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun. Genel Başkanımızın da bir özelliği var. Önde bir kasa domatesi var. İçinden bir tane sürük var. Sonunu çıkarıyor. Önce Genel Başkanı lazım. Dolayısıyla o kasaya sürük domatesi koymadan seçmesini sağlamamız lazım. Şimdi bu cümle hani, tekrar dinleyelim izleyici çünkü bir kere daha dinleyelim, peki bir kere daha dinleyelim olmuş, ardından yoruma gelelim. Bir daha baştan alıp haberimiz de var çünkü bununla ilgili. Genel başkanımızın da bir özelliği var. Önde bir kasa domatesi var. İçinden bir tane sürük var. Sonunu çıkarıyor. Önce Genel Başkanı lazım. Dolayısıyla o kasaya sürük domatesi şimdi bugün onu da söyleyeyim bu arada. Şimdi dün aslında bunu da anlatmak durumundayız. Dün sen tam girerken Canan Kaftancıoğlu'nun bir konuşmasını verdin. Onu da bir söylemek zorundayız. Niye verdik? Çünkü şeyle ilgili bir açıklama yaptı. Akşam, dünkü akşamın yine birinci sayfadan verdiği bir haberde Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte toplantısında il başkanının içinde olduğu bir toplantıda hangi illeri kaybedecekler, hangi ilçeleri kaybedebileceklerini, hangi ilçelerin anketlere göre daha garanti olduğunu tespit etmişler ve burada ciddi bir sıkıntı yaşanmış. Yani bir panik havası var. Ve bunlar yaşandı, bunlar konuşuldu diye bir haber vermiştik. Doğru. O haberi tam biz okuyacağız. Eli kulağındayken bir dakika Canan Kaftancıoğlu'ndan bir açıklama. Efendim çok da ciddi aldığımızdan değil ama bu akşamın haberleri falan derken ya bu akşam da bir şey söyleyeceğim, bu bir değil iki değil ya, bir tanesi çıkar asıl diktatör içeride ona bak deyince akşama konuşur, bütün problem akşamda. Ondan sonra arkasından bu delegeler imza verdik çektik geldi gitti derken telefonla ararız akşam olarak, deriz ki efendim bu şeyler niye çektiniz, bir tanesi güvenemedim, öteki baskı yedim, bir tanesi gıcık oldum Muharrem'e deyip çekmiştir, bunları da yazarız. Öyle şey yok, yalan söylüyorsunuz derler. Hı hı. Ciddi bir CHP'de kriz oluşturuyor herhalde bu şeyler. Dün de ne diyordu? Hiç ipe sapa gelmez. Kaynağı belli olmayan uydurma haberlerle, asparagaslarla yapıyorsunuz diyordu. Dün yani 24 saat önce bu vakitlerde Canan Kaftancıoğlu'nu okuduk. Şimdi burada bizim gene akşamda çürük domatesi bulur kendine yardımcı yapar diye bir haber yaptık. Allah'tan ki görüntüsü var. Sesi var. Dün soruyordu ya, kim yapmış onu? Nereden bulmuşsunuz? Kim sızdırmış? Böyle bir şey olabilir mi? Ben 5 tane burada yardımcım var, 2 tane bilmem sözcüğüm var toplantı içerisinden. Ben de dedim ona ya sağına bak ya soluna bak. Birisi sızdırmıştır. Birisi konuştu. Bir de diyor şey diyor yani yerel seçimleri tartışacaklar. Hangi ilden ne kadar kaygımız, öyle bir şey konuşmadık. Ne konuştunuz? Domatesin fiyatını mı konuştunuz? Yerel seçimleri konuşuyorsunuz tabii. Hangi ilde ne yapacağınızı konuşuyorsunuz. Ve bilgi doğruydu. Yani o endişe doğruydu. Anketler de var. Yapmış olduğu araştırmalar var. CHP'nin ciddi kaygıları ve panikleri var.
bu sene şimdiye kadar, en azından Kılıçdaroğlu şimdiye kadar şunu söylemedi. En az %60-80 alıcısı var demedi. Onu bilmiyoruz ama. Şimdi var onların açıklamaları, panikleri var. Yani, var. İşte burada çürük domatesi, burada işte biz çürük domatesi bulup kendi yardımcı yapardı ama şimdi Canan Hanım Allah bir tane daha atsana bir tweet. Ben Canan Kaftancıoğlu'ndan bir tweet daha bekliyorum. Nereden şimdi buluyorsunuz bu uydurmaları diye. Yapmış haberini. Haberini yaptık. Buyurun okuyun oradan. İsimler vereceğim. Hayırdır? Bu sözle ilgili olarak diyor ya Altınok Öz. Bizim genel başkanın önüne bir özelliği var. Önüne bir kasa domates koyup içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapar. Ya, haber bu. Haber bu. Şimdi tabii Türkçe öyle enteresan bir dil ki bir insana hakaret etmeden de çok net bir şekilde ve kalın bir şekilde hakaret edebiliyorsun. Şekil bir ada görüldüğü gibi. Evet yani. Yani bir genel başkana birincisi hani tırnak içinde söylüyor. Çok saf olduğunu herhalde söylemeye çalışıyor. Bu saf kelimesi. Özelliği var diyor zaten. Temiz anlamda söylemiyor. Yani hani başka bir anlamda söylüyor. Bu kadar saf kapasite kelimesini. Bu diyor. Aynen öyle. Şimdi çürük önüne bir kasa domates koy, çürüğünü bulup alır genel başkan yardımcısı yapar diyor. Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, Fethi Açıkel, Ahmet Tuncay Özkan, Onursal Adı Güzel, Ahmet Ünal Çeviköz, Gülizar Biçer Karaca, Faik Öztrak, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, devam ediyorum, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Oğuz Kağan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Muharrem Erkek, Seyit Torun. Tamam, toplam bunu, 18 tane CHP Genel Başkan Yardımcısının ismini saydım. Bunlar CHP Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları. Anam. Şimdi 18 tane Genel Başkan Yardımcıları var. Altınok Öz'e göre. Sen çürük sayıyorsun yani. Bilmiyorum. O diyor. Altınok Öz diyor ki yani hani kasayı koy, çürüğü bulur, Genel Başkan Yardımcısı yapar. Bu 18'i içinde geçerli mi? Çok emin değilim. Ama hani Gamze İlgezdi ile ilgili olarak bu söz geçerli olabilir mi? Buz rezidansından dolayı olma ihtimalinden bahsedebiliriz. İkincisi, el yanlışlıkla o çürük domatese gitmemiş yani. Özellikle seçilmiş o domates. Yanlışlıkla değil. Söylüyor. Bir kasa domates koy, çürüğü bulur, alır, genel başkan yardımcısı yapar. Bahtsız Bedevi gibi değil mi? Bahtsız Bedevi de valla Bahtsız Bedevi'de şöyle bir sorun var. Yani bahtsız olma özelliği var onun. Yani ya, bu biraz bahtsızlık değil mi ama? Bilerek ama Altınok Öz'ün ifadesine göre bilerek ve isteyerek bir kasa sağlam domatesin içerisinde bulunan bir tane çürüğü özellikle bulup genel başkan yardımcısı yapıyor. Tam cümle o değil mi? Bu. Önüne bir kasa domates koy. Hı-hı. İçinde bir çürük varsa bulup yardımcısı yapıyor. Bizim genel başkanımızın bir özelliği var. Ama bunu bir özellik olarak ortaya koyuyor. Yani bahtsızlık yani özellik, falan filan ya da şanssızlık. Bir haslet, bir özellik. Bahtsızlık ondan sonra değil. Bu Allah vergisi bir özellik. Allah vergisi doğuştan böyle bir çürüğü bulma mahareti var diyelim. Yani çünkü özellik derken orada bir ironik gönderme yapıyor. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani burada aslında bir taraftan da hani şimdi bunlar genel başkan yardımcılarıydı. 18 tane. Genel başkan 18 tane. Ben alayını CHP, gider. Alayını CHP gider diyorsun yani. MKK üyesinden söylüyorum yani. Öztrak var, Gamze, Onursal Adı Güzel, evet, Güzel Biçer Karaca, Faik Öztrak, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıdoğ, Nale Karabıyık, Yunus Emre, Gökçe Gökçen. Bunu söyleyen kim? Unutmayalım. Kartal Belediye Başkanı. Altın Cumhuriyet Altın Halk Partisi, CHP Kartal Belediye Başkanı aday olmayacağını açıkladı. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben yine taktım ona. Dünkü öyle o senin keşke vermeseydin bize. Efendim uydurup haber yapıyorsunuz. Kim nereden duymuş? Hani asansör iki kişi yerlense kim kimi yerlendirebilir derler ya. Yani buradan kim bilir? İşte bak buradan birisi çekmiş göndermiş. Yani bu şimdi bak bunun gibi. Atatürkçü Düşünce Derneği toplantısında yapıyor bu konuşmayı. Tamam işte Atatürkçü Düşünce Derneği olabilir. Kartalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı toplantısında olabilir. Mahalle teşkilatında olabilir. Orada bu da olabilir. Bu haberlere girip adam ne yapalım biz pek şimdi Canan Hanım kızmasın, bozulmasın diye. Ya bu görmezden mi ya? Fitne fesat olmasın. Tırnaklarımızı sürtmeyelim birbirine. Böyle mi düşünelim? Öyle düşüneceksin. Yok böyle bir şey. Adam daha ne olacak? CHP Belediye Başkanı diyor ki arkadaş ben diyor aday olmayacağım ama bilin ki diyor bu genel başkan yani Kemal Kılıçdaroğlu o bir kasa domates işte bir kasa domatesin içerisinden çürüğünü bulup ya alayına gitti şimdi 18. Çürük. 18 tane çürük var demek ki. 18'i mi öyle, tamamı mı öyle yoksa bazıları mı öyle onu bilmiyorum ama hani kendi seçtikleri böyle. Bir de kendi seçmedikleri falan bir şey varsa genel başkan yardımcıları. Burada bir yanlış yorum da var. Bu şu da var. Şu da olabilir. Şimdi ille de Kemal Kılıçdaroğlu gömmek zorunda değiliz. Kardeşim kasada o kadar sağlam domates olduğunu kim söylüyor? Adam belki de kasası da bozuk. Şimdi ona göre kasa tertemiz bir tane çürüğü buluyor.
Ya adam sağlamını zor bulur ya. Sen CHP'den bahsediyorsun. Doğru, doğru söylüyorsun. O kasada şimdi bir suçluk vardı da sağlam zor bulursun. Görmeyelim mi cümlesini sordun ya. Hani biz yandaşız ya. Ondan tabii sonra, ultra hem de ben ultra. Sen ultra yandaşsın. Evet. Fakat hani yandaş olup da çıkarttığın gazetelere bakarak bir sürü şeyler söylüyorlar ya. Evet. Yandaş olmayan gazete peki bu haberi nasıl görmüş? Onlar çünkü hani objektif, ilkeli, doğru, dürüst haberler yapıyorlar. Diğerleri onların haricinde aynı kalanlar haberi, bu haberi. Bu haberi. Bu haber değil mi? Yani biz bir tabii abi, haber belediye başkanı, bir partinin belediye İstanbul'daki ilçe belediyelerinden bir tanesinin başkanı, partisinin genel başkanı hakkında bu cümleyi kullanabiliyorsa, hani şey diyor ya, dünyanın Patagonya'sında bile bu bir haberdir. Öyle diyorlar ya, yani bunlar büyük haberciler. Bizler yandaşız. Biz bu işlerden falan çok anlamıyoruz ama onlar çok iyi biliyorlar. İlkeli, dürüst, objektif, haberi mutlaka şey yapan gazeteciler oldukları için kendileri. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi bugün 4. sayfada bir haber görmüş. Bu haberi görmüş. Haberlerden bir tanesi dün bahsettiğimiz Kocaoğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haber başlığı da şu, koltuğu bırakmayı bilmeli başlığıyla girmiş Kocaoğlu'nun. Göndermeye bak. Bravo. Ya size söylüyor zaten Kocaoğlu'nun şeyini yapıyor. Yani ben o konuşmasında falan Kocaoğlu'nun var. Ne diyordu? Ben genel başkan seçimliğinde de Kılıçdaroğlu'nun bırakması gerektiğini söylemiştim. Yine fikirlerimin arkasındayım, geri durmuyorum cümlesi bu var. Peki bu zaten bunu yatsıması mümkün değil, kaçırması mümkün değil. Evet. Ama bir kutu açılmış. Aynı haberde şu kutu. Kartal Belediye Başkanı Altun Okoyuz aday değilim demiş. Az önce bahsettim ben de konuşurken. Yani ben daha önce de söylemiştim. Adaylık başvurusu yapmayacağım. Partim beni nerede görevlendirirse tamam, orada göreve talibim, yaparım, ederim falan cümlesini kullanıyorum. Peki bu haber de bundan daha büyük bir haber var ya. Yani bir belediye başkanı partisinin genel başkanı için yemiyor. Çürük domatesi seçip bayağı genel gömmüş. Başkan yardımcısı yapıyor. Bu onun o hasletine gönderme yapıyor. Tabii. Artı partinin 18 tane genel başkan yardımcısından kaçını kastediyor bilmiyorum ama çürük. Çürük olduğunu söylüyor. Çürük domates. Tamam. Salça bile siz olmaz. Büyük gazeteciler, biz yandaşız. Televizyonculuk, gazetecilik, ondan sonra muhabirlik, editörlük bilmiyoruz biz. Tamam mı? Niye? Niye bilmiyoruz? Çünkü biz sizin gibi falan hani sırça köşelerde gazetecilikleri öğrenmedik. Objektiflik bilmeyiz. Ondan sonra tarafsızlık bilmeyiz. Vizyon yok, misyon yok. Aynen öyle. Yani. Hiç bilmiyoruz. Yabancı dil bilmeyiz. Yurt dışına gitmedik, şey görmedik. Yani daha dağdan geldik, burada oturduk, bilmem, konuşuyoruz. Yapmadık, etmedik. Bilmiyoruz biz. Tabii. Ama siz biliyorsunuz. Tabii. Siz bildiğinize göre o zaman madem objektifsiniz, tarafsızsınız, niye Cumhuriyet Gazetesi'nde bu kadar önemli olan, CHP içerisiyle ilgili önemli olan bir mevzu yok? AK Parti ile ilgili olarak ufacık bir şey bulamasalar bile bulmuş gibi ondan sonra haber yapıyorsunuz, evet. Çarşaf çarşaf dolandırıyorsunuz. Neyi vermiyor yani? Bak, onu söylemedin ama çok anlattın. Yani bu haberde şey yok. Altlık aday değil dedi. O kadar o detay kadar. Yok. Bu yok. Yani öyle çürük domates, kasa, domates, biber, patlıcan. Niye? Pırasa, yok. Çünkü bunlar objektif haberciler. Biz onu yandaşız. Vermiyor. Biz yandaşız. Tabii. Biz yapamayız. Bunlar ama objektif. Ama aslında ne kadar güzel. Ben bunu bana bak, bana da bir tane gol atmış oldum burada. Hani tam bu şeye girerken, programdayken ben bunu hiç bilmiyordum. Bizim yayın akışı içerisinde tabii programımızda aldım. Sayın Bahçeli'nin akışı içerisinde biraz da şey olduk, geciktik tabii. Ama çok önemli bir şey bu. Yani şu var ya mesela, hani gayri yandaşlık adına muhteşem bir bilgi. Gayri yandaşlık, çünkü onlar yandaş değil. Gördükleri her şeyi birebir aktarabilen, değil mi? Yapacağız, edeceğiz ama cesur, sonuna kadar da gazeteci olacağız. Objektif, yani, ondan sonra tarafsız. Hakikaten hızlı bir şekilde gezip gözü geçirdim. İlçe yönetimimize yaptığımız toplantıda şunu ifade etti. Ben adaylık başvurusunda bulunmayacağım. Aday falan değilim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Asma aldık. Bir de kutuya koyuyorsun utanmadan. Bu haber sana düşerken dün internet sitelerinde bunlar vardı. Bir de çürük domatesten bahsetseydin yok. Niye? Artık Cumhuriyet, bak artık Cumhuriyet ne diyordu Almanlar? Amerikalı mı diyordu? Kim diyordu onu? Artık Cumhuriyet Erdoğan'a bağlı bir gazete gibi çalışıyor. Hatırlıyorsun değil mi? Yani bir de bunu söylediler. Tek bir tane vardı. Şey, Katipiri galiba. Tamam. Doğru. Avrupa Parlamentosu raportörü. Avrupa Parlamentosu. Evet. Raportör dedi ki Cumhuriyet elden gitti. Ya gitmemiş de bak adam CHP'ye dokunulmasın diye. Ya şimdi bunu verdik biz. Ne yapacaksın şimdi yarın Cumhuriyet Gazetesi? Ne yapacaksın şimdi? Bunun bence haberimiz de yoktu. Bak Murat Çiçek sana dedi ki arkadaş çok objektif sen bunu veriyorsun. Ortalık ayağa kalkmış. Sen burada aday olmadığını açıklayıp da kutucukta veriyorsun. İki taneyi vermiş. Peki ne yapıyor CHP? Şimdi mesela Cumhuriyet öyle de sözcüsü farklı mı?
O da mı vermemiş? Yok, şöyle sözcü zaten böyle bir domates haber. Domates yok zaten. Böyle bir haber o, şöyle tabii, var. O dokunmasın diye. Yani onu ben almadım ama aynı beyüzü. Yani sözcüğün 5. gazetesinde Kartal Belediye Başkanı Özde domates var mı, domates? Aday değilim dedi. Yok yok, hayır. Domates yok mu? Hayır. Niye domates yok? Yok. Partimizin başka alanlarında görev alacağım dedi. Atatürk Düşünce Derneği Kartal Şubesi'ne açıklamalar yapan Altun Okoz şöyle demiş. Şu tarihlerde görev yaptım. Sözümü yeri getirdim. Gençler geçenlerde mahalle birim başkanlarımızca, meclis üyelerimiz ve ilçe yönetimimizle yaptığımız toplantıda şunu ifade ettim. Ben adaylık başvurusunda bulunmayacağım. Vesaire. Domates yok. Hayır yok. Şimdi peki ne var? Domates fiyatları yüksek değil mi? Göndermeye mi yapıyorlar CHP'de yani? CHP'de bütün bunlar kilosu 10 lira olurken, falan 5 lira. CHP'de bütün bunlar olurken Mahmut Tanal nam şahıs. Ay Allah'ım ya. Ay gülesim geldi yine. Domatesten bahsetmiş mi? Yok, fakat çiçeklerden, güzel çiçeklerden bahsetmiş. Şeyin eline domates yerleştirmişler Kılıçdaroğlu'nun. O çok güzel. Bizim akşamda şimdi gördüm. Akşam ben domatesleri şimdi görüyorum ya. Mahmut Tanal ne yapıyor peki? Yani CHP'de bir domates, belediye başkanı, hani CHP'li bilen, içeriden iyi bilen, kaç dönemdir belediye başkanlığı yapan Altın Okuz bu cümleleri sarf ederken Mahmut Tanal mesela dün mecliste şu sağda ve solda görmüş olduğun vazonun içerisindeki çiçekleri mesele etmiş. Bak ne diyor? Cumhurbaşkanı ya, Erdoğan'ın mecliste ya kullanacağı koridora çiçekler yerleştirildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal bu duruma tepki gösterdi. Mahmut Tanal, tasarruf tedbirleri gündemdeyken neden Cumhurbaşkanı'nın geçeceği koridor güllerle süslendi diye sormuş. Bir de fotoğrafı mı koymuş? Bir de fotoğrafı, elleriyle de açmış böyle. Yani sağda ve solda vazon içerisinde. Ya tövbe, hiç yoktu. Ben gülleri koyunca uykumu aldım herhalde. Sonra gülmem geldi. Bak kusura bakma, konuşamadım ya. Ya bunlar ilk defa görüyorum abi. Bunlar muhalefet ben yaptık. Ya bunlar Toma'ya tırmanarak Mahmut aynen şeyleri de yapıyor. Şey. Görüyorsunuz, ben bir şey demiyorum. Çiçeklerim tavrıyla iki elini de açmış bir vaziyette. Bu çiçekler niye buraya kondu? Niye Cumhurbaşkanı'nın gezisinde tasarruf tedbirleri varken bunlar yapıldı falan diye de sormuş. Halıyı falan da kaldırmak lazım yani. Halıda bir tasarruf tedbiri gelsince. Ya meclisi falan kaldırmak lazım tasarruf tedbirleri çerçevesinde. Yani hani Mahmut, yani şeyi de o kadar söylüyorlar. Ayakkabıyla gelme, terlikle falan girer ya. Şıpşımını giy gel. Yani meclis resepsiyonu iptal etti biliyorsun tasarruf tedbirleri çerçevesinde. Evet, herkes takdir etti. Binali Bey, meclis başkanı sıfatıyla yapmayacağız dedi tasarruf tedbirleri çerçevesinde. Vay efendim, siz nasıl yapmazsınız etmezsinizden başlayarak ona bir sürü şeyler söyledi. Bir taraftan da 30 Ağustos'a katılmadık bu yani. Bu nedir falan filan muhabbeti yaptı. Aynen. Şimdi burada da iki tane şey niye koydunuz tasarruf tedbirleri çerçevesinde falan diyor. Yani şimdi bak, bir şey bunların abi habercilik anlayışı bu. Ve bunlar bize siz objektif değilsiniz, haberci değilsiniz, gazeteci değilsiniz cümlesi kullanıyorlar. Ya bir defa bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Gazetesi. Sayın Mahmut Tanal yani. Bu sanki Toma'ya tırman. Bir şey söyleyeceğim. Ya tasarruf falan bahsediyorsunuz da. İyi güzeldi. Hani gören de şey zanneder. Bunlar bir komünist parti. Tamam mı? Bunlar bizim Türkiye'deki o TKP bilmem. Bir komünist parti bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz. Hani en güçlü olduğu yerleri. Ya mecbur bunu bırakıyor söylüyorsun. Mesela neresi? Şişli mi? Değil mi? Şişli, Nişantaşı, Beyaz Türkler, Bağdat Caddesi, Bakırköy, Kadıköy. En, paranın en bol olduğu yerler. En bol olduğu ama. Ne enteresan. Çankaya falan. Yani mesela demiyorsun ki Samsun'un bilmem ne mahallesinden. Değil mi? Arkasından Kırşehir'in bilmem ne mahallesi. Böyle orta gelirlerin olduğu bir yerler. Eski varoş mahalleleri. Böyle bir şey yok abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin idare ettiği ana merkezler, büyük kentlerde, başta İzmir olmak üzere, gelir düzeyi en yüksek olan yerler. Şimdi bir şey soracağım ben buna. Eskişehir'de keza öyle. Değil mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır Büyükelçen'le beraber. Ya biz burada çıkıp ben birkaç defa da yazısını yazdım. Hani üzerine çalıştığım için söylüyorum. İşte sizin yüzünüzden de CHP uzmanlığı yapıyoruz burada. Yani takip edeceğim derken siz bile tahammül edemiyorsunuz. Ben söyledim bunu. Kılıçdaroğlu konuşmasını sonuna kadar buna tahammül ediyorum. Düşün. Ben dahi seyretmek zorunda kalıyorum. Bir malzeme çıkartacağım diye. Gerçi o kadar gerek yok. 10 dakika seyretsen çıkıyor malzeme de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya bu kadar. Ya işte nedir o? Çekirdek çitleyen eşek. Değil mi? Çekirdek çitleyen eşek. Sarhoş heykeli. Olup olmadık yerde İzmir'de 3 boyutlu Atatürk silüeti. İzmir'in tepesinde dünyanın en büyük maskı. Atatürk maskı. 48 metre yüksekliğinde falan. Yanından geçiyorsun dağ. Ya, CHP tasarruf falan filan diyor da kusura bakma. Sadece heykellere verdiğiniz para tasarruf etseniz var ya. Ne Sim Kartal Belediyesi ayaklanır. Değil mi? Ne Kadıköy Belediyesi işçiler ayaklanır. Doğru. Ne bak ayaklanır. Ya işçilere para. Bak kaç defa olay gösterdik. İşçileriniz ayaklanıyor, para vermiyorsunuz. Geciktiriyorsunuz. İşçileriniz ya. Temizlik işçilerinden bahsediyorum. Şu temizlik kamyonunda çalışan
sokakları süpüren işçilerden bahsediyoruz. Ya işçi emekçi partisisin sen. Hesapta. Hesapta ya, yani çekirdek çitleyen eşek heykeli nedir mesela? Bunu yapıyorsunuz sanat adına. Veyahut da İzmir'deki, hatırlıyor musun şeydeki müzisyen heykelini? İzmir metrodaki. Hatırlıyorsun, ahşaptan bir heykel yaptılar, çılçıplak. Heykelin alt tarafı yok. Dediler ki bu bir sanat eseri. Ya sanat eseri dediğin yer İzmir heykelinden. Çıplak adam, adam mahrem yeri açık. Doğru. Adam ona bir ahşaptan dünya parasını veriyor falan filan. Doğru. Tasarruf çiçeğe kaldı. Allah'ım yarabbim. Akıl fikir. Şimdi gerçi tabii Mahmut bu tasarrufla işte beraber bunların yalan dolanlarını da konuşmakta fayda var. Bu ara AK Parti Genel Başkanı. Öyle mi? Ha. Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda AK Parti grubuna geldi. Bugün grup toplantıları var. Dikkat et. Yani Cumhurbaşkanı demedim. AK Parti Genel Başkanı. AK Parti Genel Başkanı diyor ya. AK Parti Genel Başkanı. Başkan Erdoğan. Hem yani, genel başkanı hem başkan. Değil mi? Ülkenin başkanı. Birazdan konuşmaya çalışacağız. Onun için hızlanalım. Şimdi bunların tamam. CHP'nin yalan dolanlarına, söylediği sözlere ve söyledikleri sözlere, hani bu Muharrem İnce'ye falan örneğini vermiştik ya. Hani nerede 3. köprü, 4. köprü, ben ya, nereye yapacaksınız? Ya o seçim zamanında söyledik. Lavola beni gele işte. Tabii Rauf Tamer bunları unutmamış. Rauf Tamer bugün Posta'daki yazısında. Postayı koymuş diyorsun. Aynen öyle. Atış serbestliği bir yazı yazmış. Hızlıca okuyacağım onu. Bekledik ki diyor, muhtarlıklar kaldırılacak. Lokantalar kapatılacak. Moda evleri, bar ve kafeteryalar yasaklanacak. E hani bizi kim kandırdı anlamadım. İktidar mı muhalefet mi? Ya bunları ben mi uydurdum? İçki yasağı gelmiş, sizin haberiniz yok. Lakin bu meyhaneler niye böyle tıktım tıktım? Hani uçakta bile içki servisi kalkacaktı. Kim dedi? İktidar mı kandırdı bizi, muhalefet mi? Kim ne yalan söylerse yanına kar kalıyor. IMF'nin kapısını çalacakmışız, öyle mi? Kim dedi? O dedi, bu dedi. Hayır, kimse demedi, ben uydurdum. Önemi yok. Bunlar zararsız yalanlar. Biz 27 Mayıs'a bile kıyma makinesi yalanlarıyla geldik. Biz Yenikapı'dan Yassıada'ya tünel bile açmaya kalktık. Ne oldu? Dünyanın sonu mu geldi? Yalancılar ve uzantıları hala saygı görüyor. Kaldı. İran'a benzeyeceğiz, Cezayir'e benzeyeceğiz. Malezya daha güzel. Ya iktidarın böyle bir vaadi mi var? Yoksa iktidar adına kim konuşuyor böyle? Yeter ama halkı ümitlendirmeyin bari. Bazen diye böyle kısa özlü yazılar, özlü ve sözlü laflar şimdi, şeklinde kalır. Yok o öyle demiş, bilmem şunu demiş, Mahmut Anas'ın şeyi koymuş, bilmem ne yapmış. Şimdi konuşuyorlar pişkin pişkin. Hayatınız yalan. Yalan. Ve dünyanızı da bu yalanlar üzerine inşa ediyorsunuz. Önce siz inanıyorsunuz, sonra Muharrem İnce'nin dediği gibi paranoyak tipleri inandırıyorsunuz. Partinizin seçmeni olarak ya da partinizin gönüllüsü olarak, sempatizan olarak, militan olarak ne dersen de inandırıyorsunuz. Ve sonunda bu külliyen oluşturduğunuz yalan balonu patladığı zaman da ne oluyor diye bakıyorsunuz. Ortaya da çıkamıyorsunuz. 3 gün kayboluyorsunuz. Çok güzel, bravo. Tamam. Ya sonra kardeşim, millet, ondan sonra da şizofren. Evet, yerel yaptınız. Seçimlere katılmayacağım diyen, CHP'ye oy vermeyeceğim, seçimlere de katılmayacağım diyen kendi seçmeninize, bu yalanlarla kandırdığınız seçmeninize diyorsunuz ki ne o? AK Parti'ye mi gidip oy vereceksin? Tıpış tıpış geleceksin, bana oy vereceksin diyorsun bir de utanmadan. Ve bunun adına da siyaset diyorsun, ülkeli siyaset diyorsun, halkçıyım diyorsun, halkın yanındayım diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi Hikmet? Ya bu iş tabii Allah aşkına yani farklı açılardan aynı merkeze geliyoruz ama bu işin de özü bu. Yani bu öyle bir şey hatırlatmış ki şimdi durup dururken ona geldik ama bunu yapmaktan da vazgeçmiyor yalnız. Bak tabii, bunu okuduk ama hani ya tamam bunu niye okudun, ne gerek vardı falan. Şöyle gerek var. Aynı yalanlarla ya bu milleti biraz aptal yerine koymak, bu kadar çok hala inandırmaya çalışmak veyahut da Engin Altay'ın veyahut da Özgür Özel'in dediği gibi ikisinden bir tanesi de hatırlamıyorum. Niye bunu yaptınız? Biz içten yanmalı motor gibiyiz. İçten yanmalı motor nasılsa biz ya bunu vallahi bunu Cumhuriyet Halk Partili vekil söylüyor. Hala mesela diyorsun ki koskoca bilmem ne, koskoca bilmem şu koskoca eğitimli, koskoca Sen Beni O mezunu. Sen Beni O takıldım oraya. Bu adamlar var ya. Sen Joseph kötü bir okul değildir buna bu arada. Adamlar çıkıyor diyor ki efendim biz Erdoğan'a karşı olduğumuz şuna oy ver. Ya diyorsun adamı ya Allah'ın seversen. Çok bir şey hatırlatmış. Valla şu anda unutmuşuz. Bak nasıl geçmiş. Çok güzel. Muhtarlıklar kapatılacak, lokantalar kapatılacak. 5 saniyen var. Ya nesi kapatılacak? Manyak mısınız? Evet. Kafayı mı yediniz? Ahmet Hakan şey sormuştu ya yayında. Ya bunları diyorsun. Belgesini bir gösterir misiniz diye. Muharrem İnce. Ya ben işte soracağınızı bilmiyorum. En büyük iddianız sizin. Ne demek soracağınızı bilmiyorum. Allah korusun. Bir de bunları ülke teslim edeceksin falan filan. Oy veriyorsunuz. Günün maçı da bitireceğiz. AK Parti toplantısı başladı. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapıyor. O konuşmaya dönelim. Yarın saat 11'de günün manşetinde Hikmet Genç'le birlikte karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz efendim.